Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bayağı kalabalığız. 3 parça örgü var. Bikini altı ve hepsinde halka kullandım. Önce bunu örüyordum üzerine. Gene halkayı ortada kullandım bu sefer. Sonra kapların üzerine de kullanabileceğimi düşündüm. Şöyle askıların altına. Ve bunun altına da gene bikini altının üstündeki şu şeridi ekledim. Gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Siz de hangisini beğenirseniz, hangisini duruşunu beğendiyseniz onu örersiniz. Ya da hepsini örün. Çünkü gerçekten güzel modeller. Bunları sadece kıyafet olarak değil. Çünkü bunu ancak plajda güneşlenirken ya da plaj kıyafeti olarak giyebiliriz. Üstleri de yazlık ceket. Gömlek içlerine gayet güzel kullanabilirsiniz. Denizde de giymek isterseniz bikini ipi, yani streç ipi kullanmanız gerekiyor. O da gene bunu iki buçukla örmüştüm tamamını. Streç iplerde sanırım 2-2,5 gibi tığla örebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Kullanacağımız malzemeler pamuklu ip, merserize de olabilir. Piyasada bulabileceğiniz mesela %60 pamuk olan bu tür ipler de buna çok yakın. Dokuları birbirine çok yakın ipler. Ya da farklı bir ip istiyorsanız mesela Nako pırlanta olabilir. Nako'nun diğer aynı 2,5 üçlü örülebilen diğer iplerinden de olabilir. Bu tarz iplerle, yani yaz için kullanabileceğimiz her türlü iple örebiliriz. Birkaç işaret iğnesi, halkalar, istediğiniz ebatta. Bunlar 3 santim. Halkalar kullandım. Ahşap halka bunlar. Metalleri de var, plastikleri de var. Hiç fark etmez. Yalnız 4 santimi aşmamaya gayret edin. 4 santim bile biraz fazla olabilir. 3-3,5 iyi oluyor. Başka ne söyleyebilirim? Yani renkleri de önemli değil. Çünkü içinde kalacağı için hiçbir şekilde gözükmüyor. 2,5 milim tığ kullanıyorum. Ve de ölçünüze göre kap. Bunun ölçüsüne göre öreceğim ben. Bu gene mankenin ölçüsü, 80 beden. Buna göre şimdi güzel bir bikini üstü örüyoruz. Sonrasında da alt kısmını öreceğiz birlikte. Halkanın içinden ilmeği alıyorum ve sıkılaştırıyorum. İpi de içinden yürüterek kaybedeceğim. Halkanın tamamını bu şekilde sık iğnelerle dolduruyoruz. Toplam 40 adet sık iğne öreceğiz. Sık iğneden sonra başladığım noktada bağlıyorum. 2 zincir doluyorum. Aynı ilmeğin içine 3 tane ikili trabzan. Yani 2 kere de çıktığımıza ikili trabzan diyoruz. 3 kere de çıkarsak üçlü trabzan. Dolayıp tek seferde çıkarsak buna da yarım trabzan diyoruz. Bunları arada hatırlatıyorum yeni başlayanlar için. Doluyorum. Yine aynı ilmeğin içine. Bir tane daha. Şimdi 4 tane gibi gözüküyor. Ama bu 2 zincir çekerek bir üst sıranın uzantısını oluşturduğumuz şu 2 zincir trabzan olarak saymıyoruz. 2 zincir çektikten sonra 1-2-3 tane trabzan örüyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe 3 trabzan daha. Bir tane sık iğnenin içine 3'er tane trabzan örüyoruz. Toplam 33 tane oluyor.
Yanındaki. Aynı ilmeğe bir tane daha. Üç trabzandan sonra iki zincir. Gene bunu trabzan olarak saymıyoruz. Hemen dibine. Trabzan. Ve her trabzanın üzerine bir tane trabzan. İki sıra ördüm. Ve kap bitene kadar gene 33 trabzan üzerinden her trabzana bir kere batarak örüyoruz. Yani kabı büyütüyoruz. Model çok basit olduğu için ben her iki tarafı da ördüm. Şimdi anlatıyorum. 80 kap üzerine ölçerek ördüm. Çok hafif bir pay bıraktım. O da kenar örgüsü için. Bunu tam sıfırlarsak örgüyü, bir de kenar oyasını ördükten sonra fazlalaştırabiliriz ölçüyü. O yüzden birazcık pay bırakarak örmek daha iyi. Buradan ayarlıyoruz beden ölçüsünü. Daha yüksek bedenler için, daha fazla örgü örmek için 11 sık iğne üzerine her birini 3 kere batarak kabı oluşturmuştuk ve bitene kadar da 33 trabzan üzerinden örmüştük. 12 yapabilirsiniz, 13 yapabilirsiniz ve her birine gene 3'er kere batacağız. Yani 11 değil de 12 sık iğne, 13 sık iğne üzerinden ya da 15 sık iğne üzerinden çalışabilirsiniz. Ama her birine 3 kere batıyoruz. Ve şurada arttırdığımız ilmeklerin üzerine başka hiç arttırma yapmadan devam ediyoruz. O yüzden kabınızı ayarlamak, büyüklüğüne göre ayarlamak çok kolay. Güzel bir model o açıdan. 40 sık iğnenin 11 tanesini burada kullandım. 11 tanesini burada. Aralarda 9 sık iğne kaldı. Tabii siz bunu daha da az yapabilirsiniz. Aralara daha az mesafe bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize göre. Köşeden ipi bağladım ve 45 santim zincir çektim. Şimdi bağcığını yapıyoruz boyunda bağlamak için. Doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire trabzan. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincire sık iğne. Doluyorum. Şu sık iğneyi örünce şuralarda bir boşluk oluşuyor. O boşluklara batıyoruz. Şuradaki boşluğa görünüyor zaten. Şöyle enine doğru alıyoruz ilmeği. Şöyle. Ve trabzan. 1 2 zincir atlıyoruz. 3. zincire sık iğne. 2 zincir doluyorum. Gene şu boşluğa batıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Trabzan. 2 zincir atlayıp 3. zincire sık iğne. 2 zincir doluyorum. Gene oluşan boşluklara şuradaki sık iğneyi şöyle enine doğru alıyoruz ilmeği ve trabzan. 2 atlıyorum. 3. zincire sık iğne. 2 zincir ve gene boşluğa trabzan. Bu şekilde
Başladığımız noktaya kadar örüyoruz. Sonra kenar oyasına devam edeceğiz. Görüntüsü gayet güzel. Şimdi şu boşluklara örerek devam edeceğiz. Başta 17 sıra örmüştüm. Fakat 2 sıra daha örmem gerekti. Çünkü kenar örgüsünü tam oturtabilmek için 2 sıra örmem gerekiyordu. 2'şer sıra daha ilave ettim. 17 değil 19 oldu şimdi sıra sayısı. Bunu unutmazsam videonun başında söyleyeyim ki 17 sıra örüp, yani birebir örmek isteyenler için tabii ki, şunu tekrar sökmek zorunda kalmayın diye. Şimdi örgüyü sık iğne ile bitirdim. Bu önemli. Bir zincir doluyorum. Baştaki boşluğu atlıyorum. Yanındaki boşluğa 7 trabzan. 2 3 4 5 6 ve 7. Araları hep bir zincir. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa bir sık iğne. Bir zincir. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa 7 trabzan. Bir zincir, diğerine bir zincir, diğerine 7 trabzan. 1 2 3 4. Şimdi 5.'yi örüyorum. Bir tane trabzan sayısı sırası kalıyor. Hemen ikinci sıraya örüyorum son örgüyü. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki ilk trabzan sırasının yanındaki sık iğneye bağlıyorum. Sonra diğerlerine sık iğne örerek ilerliyorum. Bir tane daha boşluğumuz varmış. Onu da ördükten sonra bir zincir. Burada olduğu gibi ilk sıraya değil, ikinci sıraya örerek başlıyoruz. Burayı atlıyorum. 7 trabzan. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum, diğerine bir zincir, 7 trabzan. Bu şekilde her tarafını örerek başladığım noktaya kadar geliyorum. Bu tarafa da gene 45 santim zincir çekip örerek döndüm. Şuradaki geçişi de göstermek istiyorum. Son ilmeği, yani son sık iğneyi kordondaki
ilk trabzana, şurada gördüğümüz trabzanların ilkine bir sık iğne ile bağlıyorum. Kordon bu sık iğne ile bitmiş oldu. Şimdi araya bir zincir çekmiyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncüye 7 trabzan. Aynı ilmeğin içine. İki desenin arasında sıkı bir görüntü olması için, şuralarda bir boşluk olmaması için o bir zincirleri buralarda çekmiyorum. Bu şekilde gayet muntazam bir duruş oluyor. Şimdi çekiyoruz artık bir zinciri araya. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncü ilmeğe bir sık iğne, bir zincir. 1, 2, 3, dördüncüye gene 7 trabzan. Evet, üst kısım bitti. Çekerken bakıyorum da bayağı kırmızı gözüküyor. Aslında çok güzel bir fuşya rengi. Bunu çekimde yansıtamıyorum maalesef. Kırmızı gözüküyor. Evet, şurayı da söyleyeyim. Buradaki deseni oturtmak için, şu askıların tam ortasına gelebilmesi için kiminden 2, kiminden 3 ilmek atlayarak tam denk getirdim. Her iki tarafı da gayet muntazam oldu. Şimdi alt kısmı örüyoruz. Alt kısım bittikten sonra da bir tane daha bir üst öreceğiz. Aynı modelin farklı uygulanışını göreceğiz şimdi. Bikini altı için gene bir halka hazırladım. 40 sık iğne ördüm. 10 trabzan ve 10 trabzan üzerinden 35 sıra ördüm. Bu tabi sizin kendi ölçünüzle alakalı. 3 santim halka ve devamında 35 santim. Bir bikini, daha önce ördüğüm bir bikini üzerinden örüyorum. Bunları daha önce çok önce örmüştüm. Videosu da var kanalda. Ve kızım denizde değil ama güneşlenirken ve kıyafet içerisinde, plaj içerisinde çok rahat kullanıyor bunu. Şöyle bakın. Şunu şöyle yarısından itibaren tutuyorum. Buraya da diğer halka gelecek. Bu şekilde tam bu bikini kadar bir alt örüyorum. Şimdi devam ediyoruz. Şu boşlukları öreceğiz gene. Önce ilmeği boşluğun içine kaydırıyorum. 2 zincir doluyorum. Boşluğun içine bir trabzan, 2 trabzan. Her boşluğa 2 trabzan. Şu çektiğimiz 3 trabzan gibi duruyor. Ama bu çektiğimiz 2 zincir şu kenarı, bikininin şu kenarları çok zayıf durmasın. Daha tok, daha dolgulu durması için 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Onu zincir trabzandan saymıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bunlar bir kalınlık, bir dolgunluk veriyor örgünün kenarlarına. Her boşluğa 2 trabzan. Toplam 70 trabzan örüyorum. Her bir boşluğa 2 adet. Sonra çeviriyorum. 2 zincir. Eksiltmeye başlıyoruz şimdi.
Hemen dibine batıyorum. Bu iki zincir trabzandan saymıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Hemen dibine batıyoruz. Yani ilk trabzana. Bir, bekletiyorum. İki, bekletiyorum. Üç. Şimdi bu üç ilmeği topluyorum. Bir tane oldu. Şurası bizim 3 tane ilmekten 1 tane ilmeğe düşürdüğümüz yer. Eksilttiğimiz nokta. Şurası. Üzerine batacağımız ilmek burası. Ben bunu yeni öğrenenler için bu şekilde anlatıyorum. Yoksa bilenler zaten biliyor. Yani 3 ilmekten 2 tane eksiltiyoruz, 1'e düşürüyoruz. Devam ediyorum. Her trabzana bir trabzan örerek sıranın sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Topluyorum. Burası da hemen oraya da bir iğne takalım. Şurada topladık. Şimdi bir sıra eksilttik. Bir sıra eksiltmeden örüyoruz. Çeviriyorum. Pardon. İki zincir. Şu iğneyi taktığım yer ilmeğimiz. Yani bu zincirin dibi. Oraya trabzan çıkaralım ve her trabzana bir trabzan örerek eksiltme yapmadan örüyoruz. İğnenin olduğu yer bizim son ilmeğimiz. Eksilterek başlamıştık. Oraya da batıp sırayı bitiriyorum. Bu sırada eksiltiyoruz. Yani bir eksiltiyoruz, bir düz örüyoruz. İki zincir doluyorum. Hemen zincirin dibine, yani ilk trabzana bir, iki, üç topluyorum. İsterseniz iğne takın. İsterseniz bu şekilde düz örün zaten. Nerede? İlmeğin nerede olduğu gayet açık bir şekilde gözüküyor. Ve trabzanlarla örüyorum. Eksiltmeleri gösterdiğim gibi burada ve sonda gösterdiğim gibi eksiltiyoruz ve devam ediyoruz. Arka parçayı ördüm. Şöyle bikininin üzerine koydum ölçü almak için. Burada niye kestim? Burada kesmemin sebebi, şu parçayı örerken, ön parçayı örerken A kısmını uzatıp burada dikiyoruz. Yani şu dikilmemiş, yani örülmemiş kısımda 3,5 santimde burada toplam 7 santim A örüyoruz. Bu tabi sizin kendi ölçünüzle alakalı. 14 sıra, şurası 14, 14. sıra. 14. sıraya kadar bir eksilttik, bir sıra eksilttik, bir sıra düz ördük. 15. sıradan itibaren, şuradan itibaren her sırada eksilttik. 2, 4, 6, 7 sıra. 7 sıra her iki taraftan da eksilttim. Sonrasında sadece kenarlardan bir sıra eksilttim. 8. sırada 12 trabzana düştü. Düz olarak da 12 trabzan ördüm, bitirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Başladığımız yerle birlikte 23 sıra. Ön parça içinde gene halkalı bir parça hazırladım. Aynı arka parçayı ördüğüm gibi aynı şekilde ördüm. Tabi eksiltmeleri farklı. Bu
Bunu nasıl eksilttim? Şuradaki 70 trabzanı ördükten sonra eksiltmeye başladım ama her sırada eksilttim. Bu ön parça olduğu için daha dar oluyor. Her sırada eksilterek 13 sıra ördüm. Şuraya kadar. 13 sıra. 14. sırayı düz eksiltmeden ördüm. Sonra eksilttim. Eksiltmeden ördüm. Eksilttim. Bu şekilde 6 sıra ördüm. Yani bir sıra eksilttim, bir sıra eksiltmedim. 12 sık iğneye düştüğü zaman da düz ördüm. Şöyle katlayıp şurada dikiyorum. Dikine altı da bu şekilde bitmiş oldu. Gayet basit görüldüğü gibi. Bunu buraya nasıl isterseniz iğneyle dikebilirsiniz. İsterseniz şimdi benim yapacağım gibi tığ yardımıyla birleştirebilirsiniz. Halkaya 40 sık iğne örmüştük. 10 tane trabzan ördük. Burada 30 tane kaldı. 10 tane buradan, 10 tane buradan bırakıyoruz. Tam şuradaki 10 trabzana burayı ekliyoruz. İlk trabzana bağladım ipi. Sıkılaştırdım. Şimdi şuradan 10 tane sayıyorum. 11. sık iğnenin içine ilk trabzanı bağlıyorum. Sonra diğer sık iğneye geçiyorum. İlmeği alıyorum. Trabzana, diğer trabzana bağlıyorum. Bir sık iğneye ilmeği alıyorum. Sonra diğer trabzana geçiyorum. Onu da getirip buradaki sık iğneye bağlıyorum. Şimdi 4. trabzan ilmeği alıyorum. Buradaki sık iğneye. Diğer trabzan hemen yanındaki sık iğneye. Bir sonraki trabzana geçiyoruz. Bunu isterseniz iğne ile de belki daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve A kısmını da bu şekilde diktim. Tığla diktim. Siz iğne ile de dikebilirsiniz. Şimdi şu kenar oyasını buna da örüp örgüyü bitiriyoruz. Kenar örgüsü de bitti. Bence güzel oldu gerçekten. Hoş, kaliteli, güzel bir bikini oldu. Tabii bunu denize girerken değil, güneşlenirken ya da plaj içerisinde kıyafet olarak kullanabilirsiniz. Bunu denizde giymek isterseniz de bikini ipleriyle örmeniz gerekiyor. Aynı bu şekilde. Sanırım 2,5 milim tığ da yetiyor. Aynı ölçülerle yapabilirsiniz. Tabi birebir değil, kendi ölçünüze göre. Şimdi bu bikini üstünün gene aynı modeli kullanarak farklı bir görünüşünü yapmak istiyorum. Şunları bir kaldırayım. Şurada bir hazırlık yaptım. Gene halkalara 35 sık iğne doldurdum. İkisinin de ön düz tarafları öne gelecek şekilde ve 15 sıra hazırladım. Ortaya 4 tane zincir çektim ve birbirine bağladım.
Örgünün gelişleri birbirine uyması gerekiyor. Düz örerken düz tarafından ekliyoruz. Halkaların da düz tarafları bize bakıyor. Sonra bikini şurada ördüğüm şeridi düz olarak halkasız yine 10 trabzan üzerinden ördüm üst kadar. Genişlik trabzan sayısı aynı, sadece 15 sıra yaptım. 36 sırada trabzan çalıştım. Şimdi bu parçayı buraya eklememiz gerekiyor. Buradan başlıyoruz örmeye. İpi sabitledim. Doluyorum. Yarım trabzan örüyorum. Bir tane. Sonra buradaki ilk trabzana bağlıyorum. Doluyorum. Aynı boşluğun içine ikinci yarım trabzanı örüyorum. Sırayla gidiyoruz. İkinci trabzana bağlıyorum. Doluyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Oraya bir yarım trabzan. Üçüncü oluyor ve üçüncü trabzana bağlıyorum. Aynı boşluğa ikinci yarım trabzan. Gene bikini üstünü örerken ördüğümüz gibi her boşluğa iki kere örüyoruz. Ve karşılığında şuradaki trabzanlara bağlıyoruz. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Sıradaki trabzanları atlamadan bağlıyoruz. Boşluğa bir tane daha, yani ikinci sıradaki trabzana sonra diğer boşluğa aynı boşluğa bir tane daha ikişer ikişer boşluklara yarım trabzan örüyoruz. Karşılığında diğer taraftaki trabzanlara sabitliyoruz. Şimdi bir sonraki boşluğa bir tane daha. Bu şekilde ekleye ekleye devam ediyoruz. Kenar örgüsünü de ördüm ve bitti. Burada ördüğüm gibi başladım. Halkaya 30, bu sefer 35 sık iğneden başladım. Buradaki gibi 33 trabzan üzerinden ördüm ama 15 sıra ördüm. Sonra gene videoda gösterdiğim gibi şurada bikini altına uyum sağlayacak görüntüde olması için bu şeritten buraya da örüp kapların hemen altından videoda gösterdiğim gibi ekledim. Sonra kenar örgüyü örerken aynı zamanda bu kordonları da ördük. Ortalarda, yani 11-12 sık iğne var şu kenarlarda. Tam ortadan ve burada bitti. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunların görsellerini videonun sonunda daha net bir şekilde fotoğraflayacağım. Orada nerelere batıldığı, askıların nerelere takıldığı zaten daha net görünür fotoğraflarda. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene faydalı videolardan biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.